Telefon attığımızda Sercan Dikme var. Beşiktaş'ın ilk 11'ini verecek. Muhtemel kadro değil. İlk 11'ini verecek. Gençleri söyle oğlum. Sercan, merhaba Sercan. Yayına girmeden önce konuşmuştuk. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sercan. Beşiktaşlı taraftarlar, al müziği Serkan. Beşiktaşlı taraftarların şu anda merakla beklediği şok kadro. Ben biliyorum, yayına girmeden önce bana söyledin. Acaba dedim ama sen bir kez daha teyit ettin. Sonrasında zaten senin verdiğin her kadro doğru çıktı. Şimdi bütün Beşiktaşlılar televizyonunun sesini biraz daha açıyor. Televizyona biraz daha yanaşıyor. Fatih Terim ve kurmayları da yanaşıyor. Beşiktaş'ın ilk 11'ini senden alıyoruz Sercan Dikme. Ertem Şener, gecenin şok gelişmesiyle başlayalım. En büyük haberiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi Perşembe gecesi Beşiktaş Sarpsborg'da deplasmanda karşılaşmıştı ve 90+3'te Lens'in golü gelmişti. O gol, evet, sırasında Jermaine Lens sakatlanmıştı ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Jermaine Lens'in sol arka adalesinde çekme var. Şenol Hoca bugün son antrenmanda Jermaine Lens'i denedi. Ancak çok fazla riske etmek istemiyor. Yarın bu şok gelişmeyi son dakika olarak verelim. Nasıl Jermaine yani? Lens 11'de yok mu yarın? Yarın Jermaine Lens ilk 11'de yok Ertem Şener. Nereden biliyorsun? Sinan abi sen de biliyorsun. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani Lens. Yani kedi olanı bir fare tuttun, iki fare tuttun sezon başından beri, iki tane maç oynadın Lens. Şu maçta da mı oynamıyorsun be kardeşim? Kedi olalı iki tane fare tuttun, iki tane, üç tane maçın var Lens. Şu maçta da mı yoksun be? Yani inanamıyorum Lens sana ya. Lens bir kez daha tekrar et. Lens arka adalesinde sakatlık var. Antrenmanda Şenol Hoca denedi. Evet. Lens ilk 11'de yok. Evet. Jermaine Lens arka adalesindeki çekme nedeniyle yarın ilk 11'de olmayacak. Peki yerine kim oynayacak? Bu da çok büyük bir soru işareti taşıyordu. Ancak Şenol Hoca onu da denedi. Kafasında hatta oynadı. Şu an belirlenen, en azından birazdan ilk 11'i vereceğiz. Ancak muhtemel 11'i vereceğiz. Ancak yerine düşündüğü oyuncu, kanatta oynatacağı oyuncu Mustafa Pek demek Şenol Hoca'nın. Lens'in yerine Mustafa Pek demek oynuyor. Bu birinci şok bu. Yani şundan dolayı söylüyorum, Mustafa Pek demek, özür diliyorum kendisinden. Sarpsborg maçında maçın yıldızı, maçı alan futbolcu Lens, herkes Galatasaray maçının yıldızı Lens olur demişti. Hatta Sinan abiyle programa da biz öyle başladık. Lens ilk 11'de yok diyorsun, Mustafa Pek demekle başlıyor. Bunun haricinde başka bir gelişme var mı ilk 11'den? Elbette ilk 11'de değişiklikler olabilir. Sinan abi gençlerden bahsetmişti. Forma resim verir, resim çocuklar. Sinan abi gençlerden bahsetmişti. Çok cüzi bir miktara alınan iki futbolcu. Dorukhan ve Güven Yalçın'la da ilgili gelişmeler var. Bunu söyleyelim. Güven Yalçın son haftaların formda ismi. Yarın Şenol Hoca Güven Yalçın'a forma şansı verecek. İlk 11'de oynayacağını düşünüyoruz biz. Güven Yalçın'ın Kayseri'de oynanan Ankara Gücü maçında da gol atmıştı. Gayet formda Güven, ilk 11'de olacağını düşünüyoruz. Ancak orta sahada değişiklikler var. İsterseniz Ertem Şener ilk 11 şablonu ekrana gelsin. Biz ilk 11'i, muhtemel 11'i vermiş olalım. 11'i veriyoruz. Kadro ekrana geliyor sevgili seyirciler. Sercan Dikme, ilk 11'i sayabilirsin. Kalede Karius. Loris Karius kalede. Gökhan Gönül'ün sakatlığı vardı geçtiğimiz haftalarda. Ancak durumu iyiymiş öğrendiğimiz kadarıyla. Ancak taktik gereği Şenol Hoca Gökhan Gönül'e yarın yedek kulübesinde şans verecek. Sağ bekte yarın Adriano'nun oynamasını bekliyoruz. Bir dakika. Peki Sergio, şöyle bir şey yapabilir mi? Evet Sinan abi. Gökhan Gönül sağ bek, Caner sol bek veya Adriano sol bek, önde Caner Mustafa'nın yerine, sağda Quaresma. Bu da ihtimaller arasında Sinan abi. Olabilir bence. Bence bu ihtimalin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani Gökhan Gönül'ü sağ bek, Adriano'yu sol bek, Caner'i veya ön tarafta şu an yani tahtada Quaresma'nın olduğu yerde Caner'i görebiliriz. Caner'in olduğu yerde Adriano'yu görebiliriz. Bu da bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Evet Sinan abi, bu da Şenol Hoca'nın denediği kadrolardan, taktiklerden. Ama Sercan şunu söyle, yayına girmeden önce söylemiştin. Bu muhtemel kadro değil. Şenol Hoca'nın akşamki ilk 11 kadrosu, öyle değil mi? Evet, denediği kadrolardan biri. Kalede Karius. Savunma dörtlüsü şöyle göründüğü gibi: Adriano, Vida, Necip, Caner Erkin. Tamam. Orta sahada değişiklik var Şenol Hoca'nın şablonunda, taktiğinde. Atiba nerede? Yeni medel.
Geri Medel, onun yanında Dorukhan. O da Atiba'nın yerine Dorukhan. Evet, Atiba'nın yerine Dorukhan'ı düşünüyor. Çünkü Dorukhan'la Dorukhan'la özel bir toplantı gerçekleşti. Tamam, toplantının detaylarını sonra alalım. Evet. İleride pek demek Adem, Quaresma, Güven. Şu evet. ne ki bir şey söyleyeyim. Muhtemelen Şenol Güneş maçı ikinci yarıdaki yapacağı yani hamleler planıyla maçı koparacak gibi bir kadro var. Yani kimdir bu alternatifler kenarda baktığın zaman işte Wagner olsun, Oğuzhan olsun falan filan. Hı hı. Tabi burada yarın tabi Adem Ley için performansı çok önemli. Adem Ley için çünkü çok fantastik bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Son maçta da zaten 2 haftadır da Ankara Hoca maçı başta da kalitesini ortaya koyuyor. Adem Ley için ve Karius'un performansı burada çok önemli Ertem. Evet. Yani kaleci Karius çok enteresan bir kaleci. Ne zaman gol yiyeceği, ne zaman gol kurtaracağı belli değil. Doğru. Bak ne zaman yiyeceği, ne zaman da kurtaracağı belli değil. Ummadığın anda gol yiyor, ummadığın anda topları çıkarıyor. Yani Beşiktaş Sarsuk maçını 3-2 kazandıysa bunun tamamıyla birinci sebebi Karius'un performansıdır. Doğru. Lens ayrı. Buyur canım, devam et, sen bitir, seni şey yapalım. Özellikle Şenol Hoca, Sinan abinin programın açılışında da söylediği gibi gençlere güveniyor. Dorukhan ve Güven, Beşiktaş yönetiminin çok cüzi bir miktara aldığı iki futbolcu. Beşiktaş'ın bugün bu yıl özellikle kurtuluş ilacı oldu bu iki futbolcu. Bunu belirtelim, yarın da biz evet. Hem Dorukhan'ın hem de Güven Yalçın'ın ilk 11'de oynayacağını düşünüyoruz. Atiba yedekler arasında olacak. Beşiktaş'ta eksikler var. Roko, Babel ve Pepe'nin sakatlıkları devam ediyor. Tolga Arslan'da bildiğiniz gibi kadro dışı. Muhtemelen 11 bu şekilde. Az önce söylediğimizi ilave edelim isterseniz Ertem Şener. Şenol Hoca Dorukhan'la bir toplantı gerçekleştirmiş ve Dorukhan'a güvendiğini söylemiş. Yarın ilk 11'de oynatacağını da belirtmiş Şenol Hoca. Dorukhan'la ilgili bunu da söyleyelim. Siz programın başında söylemiştiniz. Fatih Hoca yarın Fikret Orman'ın, Sayın Başkan Fikret Orman'ın hocasında maçı izleyecek, ancak Sayın Başkan Fikret Orman o locada olmayacak. Protokol tribünde maçı izleyecek. Peki. Galibiyet primi, son olarak bunu da söyleyelim. Heh. Sayın Başkan Fikret Orman ve yönetiminin de galibiyet primi olarak Galatasaray derbisine özel futbolcu başına 50.000 TL olarak belirlediğini söyleyelim. Güzel, normal, makul para, 10 bin dolar. Sercan'cığım çok teşekkür ediyorum. Kadroyu bir kez daha veriyorum. Beşiktaş'ta kalede Karius, savunmanın sağında Gökhan Gönül. Sakatlığı geçmesine rağmen yedek kulübesinde olacak. Sağ bekte Adriano, sol bekte Caner, Vida, Necip stoperde. Medel oynayacak hemen yanında. Dorukhan Atiba'nın yerine oynuyor. Adem Ljajić, Quaresma, Mustafa Pekdemek. Lens'in arka adresinde çekme var. Şenol Hoca denedi, olmadı. Mustafa Pekdemek oynayacak. Güven ilk 11'de. Beşiktaş'ın ilk 11'i bu Sinan abicim. Ahmet Çakar nerede şu an? Suudi Arabistan'daymış. Bana öyle yazdı. Suudi Arabistan'dan. Şu anda siz Suudi Arabistan'dan izliyorum. Sizlikle izliyorum. Hoca nereye gittik? Ümre'ye mi gittik hocam? Bilmiyorum. Hoca Allah kabul etsin hocam. Allah kabul etsin. Ahmet Hoca Suudi Arabistan'dan bizi izliyormuş. Sağ ol hocam benim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ertemciğim, bu kadroda dediğim gibi benim söylediğim ihtimal daha kuvvetli. Yani eğer Gökhan Gönül iyiyse, fizik olarak iyiyse, hazırsa ben bu tercihi yaparım. Yani Gökhan Gönüllü başlarım. Şimdi Galatasaray'ın kadrosunu bir alabilir miyiz? Galatasaray'ın kadrosu ekrana geliyor. Galatasaray'ın kadrosunu bir alalım. Galatasaray kadrosu ilk 11'e geliyor. Muhtemel kadro. Arka arkaya koyabiliyor musun? Ertem'i kaldır, arka arkaya koyabiliyor musun? Beni kaldır. Galatasaray'ın kadrosunu veriyoruz. Yan yana. Yapabiliyor mu, yan yana oluyor mu? Şimdi yapacak Sinan yapalım. Abi. Lines sağ bekte oynayacak. Nagatomo sol bekte oynayacak. Maicon'la Ozan dörtlüsü. Fernando oynayacak ön liberado Selçuk'la beraber. Evet. Selçuk, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Mariano ve Eren Derdiyok Galatasaray'ın ilk 11'i. Abi bu da yani eksik değil yani bu kadro. Değil tabii. Değil tabii. Ha tamam, belki Fatih Terim'in istediği bir kadro değil ama bu kadro eksik bir kadro değil. Bu kadro doğruysa bu kadro çok güçlü bir kadro. Ben sana söyleyeyim Ertem, yani ben Galatasaray'da bunların yani bu kadar bu çok böyle derinliği olduğunu tahmin etmiyordum. Yani ben daha eksik zannediyordum kadroyu. Bayağı kadro. Yani Eren, Onyekuru. Yani burada kim yok? Ben sana söyleyeyim. Bir Rodriguez ararım ben. Ben sana bak bir şu net söylüyorum. Aa, bir Rodriguez ararım. Kimi ararsın değil mi? Burada ben bir tek Rodriguez ararım. Onun dışında arka tarafta da ararsam da belki Serdar'ı.
Onun dışında bu kadro çok eksik bir kadro değil. Değil. Yani ben söyleyeyim. Ya Fatih Hoca falan hiç varyansın etmesin yani. Bu kadro bomba gibi bir kadro.